Arkadaşlar, bugün size cin biberi turşusu tarifesi vereceğim. Burada şu anda 3 kilo cin biber var. Bunları saplarını ayıkladık ve birer birer şu halde yaparak hepsini deldik. İster delin, ister delmeyin, o size kalmış. Burada şekerimiz var, kaya tuzumuz var, az nohut var. Ve burada sarımsak, üzüm sirkesi, az da limon tuzu var. Şu anda sirkemize ellemeden burayı koyuyoruz. Önce nohutlardan başlıyoruz. Birkaç diş, kaç tane var burada fark etmez. Yani burada gördüğünüz gibi bu kadar. Dibine atarsanız iyi olur bidonu. Bidon şu anda 5 kiloluk ama kavanoz değil, normal sirke bidonu. Bunları atıyorum dibine. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Biraz sarımsak attım. Evet, biberlerimizi atıyoruz. Böyle bahçeye götürün görünsün. Arada kaç sarımsak attım böyle de. Sarımsaklar gördüğünüz gibi bölünüz. Bir diş sarımsağı en azından 2-3'e bölünüz. Şu anda 3 kiloluk biber için 3 baş sarımsak, diş değil, baş olarak. Ama büyük olsun. Büyük baş sarımsak. Onları böyle şu anda böyle gördüğünüz gibi ufaltırsanız daha güzel tat verir ve dağılımı yapılır. Evet, şu anda bunları dolduruyorum. Tabii ki bidonu herhalde doldurmaz da. Araya sarımsaklar atalım. Araya atarım sarımsakları dağılması için. Doldurmaz dedik de herhalde fazla gelecek. Evet. Sarımsak atalım. Sarımsaksız asla. Tanesi yuvarlandı gitti. Sapı çıkmamış. Evet. Biraz daha tam sarımsak. Evet, gördüğünüz gibi 3 kilo 5 kilolu bidon için 3 kilo dedik ama sığmaz dedik ama fazla geldi. Fazla da doldurmayalım. Biraz sarımsak atalım. Evet, sarımsakları üstte koyuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bidon doldu. Bunlar kaldı. Bunlar da bir kavanoza vuracağım. Bunlar dursun burada. Evet. Tuzumuzu, kaya tuzumuzu şu anda bir kaşık. Tatlı kaşığı değil. Ama çorba kaşığı üstüne koyuyoruz. Yeterlidir. Ondan sonra toz şeker bir kaşık, fazla doldurmayın. Çorba kaşığı, onu da koyduk. Açı biraz üstten gözükmüyor ama şunu yaparım gözüksün. Onu da üstüne koyduk. Az limon şu anda tuzu var. Limon tuzu. Fazla olmasın. Bir tatlı kaşığı olursa iyi olur. Onu da koydum şu anda üstüne. Ondan sonra ne yapacağız? Sirkemizi. Evet arkadaşlar, üzüm sirkesi. Evet, üzüm sirkemizi
boşaltıyoruz. Komple üzüm sirkesi yapmıyoruz. Bidonun yarısını geçtikten sonra kaynatılmış sıcak su da olabilir, kaynatılmış soğuk su da olabilir. Şu anda gördüğünüz gibi, evet, yarı geçti. Bunun devamını, sıcak suyumuz var. Evet, sıcak suyumuzu da getirdim. Şu anda onu da boşaltıyorum üstüne. Devamını, sıcak suyunu koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Kaynatılmış su daha da güzel olur. Siz kaynatıp da soğutabilirsiniz de. O size kalmış. Evet arkadaşlar. Şu anda bidonumuz dolmak üzere. Siz bidon da kullanabilirsiniz. Şişe de kullanabilirsiniz. Kavanoz da kullanabilirsiniz. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi suyumuzu da ilave ettik. Evet, sıcacık. Üstü sıcak, altı soğuk halen. Bunu ters çevireceğiz sonra. Eğer arada bakarsanız tuzu size göre az olursa arada atarsınız az bir şey. Kaya tuzu olacak. Öyle toz olmasın. Bir yarım kaşık daha atmak istiyorum. Tuzdan fazla da zarar gelmez turşu için. Evet, gördüğünüz gibi. Onu da ilave ettim. Şu anda kapağını alıyorum. Fazla doldurduk herhalde. Kapağını birkaç tane almam lazım. Evet. Kaşıkla hafiften bastırayım da. Kaç tane alalım. Yoksa kapak alta doğru çökük olduğu için içi kapanmaz, taşar. Kalanları ayrıca bir kavanoza vuracağım. Siz de aynı böyle yapıp da kavanozun kapağını kapatıyorsunuz. Evet, şu anda evet, gördüğünüz gibi sirke birbirine karışması için, ama kavanozun kapağını kapatamadık herhalde. Döktük biraz, bilme geldi. Evet arkadaşlar. Şu anda kapandı. Evet. Bunu böyle ters koyup da en azından bir gün böyle koyarsınız. Bir ayda olma şansı var ama erken de olabilir. O sizin ortam havasına bağlı. Bırakacağınız ortama bağlı. Normalde bir aydan az da olabiliyor ama bir ay. Şu anda bunu böylece bitirmiş olduk. İnşallah beğenirsiniz. Teşekkür ederim hepinizi izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğeni atmayı, yorum atmayı. Bugünlük bu kadar. Devamını da kavanozlara vuracağım. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim.